Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün karşınızda çok farklı bir oyunla bulunuyorum. Arkadaşlar oyunumuzun ismi 60 saniye. 60 saniye içerisinde toplayabildiğimiz bütün malzemeleri toplayıp tabii ki de sığınağa bırakacağız arkadaşlar. Sığınakta bütün malzemeleri topladıktan sonra 60 saniyenin sonunda arkadaşlar bir nükleer bomba saldırısı olacak maalesef ki. O nükleer bomba saldırısından sonra arkadaşlar neler yaşayacağız hep beraber göreceğiz. Tabii ki de eğlenceli bir oyun. Çok çok yerde gördüm. Birkaç gün önce oynamaya karar verdim. Daha yeni halledebildim arkadaşlar yayından vesaire. Arkadaşlar tekrardan başlayalım. Ben tabii ki de biraz göz gezdirdim bu olaydan önce. Hadi bakalım. Atomik kaynak arama tatbikatına hoş geldin. Dikkatini verirsen bu işi başarabilirsin. Bu sesi aldırmayın arkadaşlar. Kızımız farklı bir şekilde trambolin çalıyor. Şimdi alt tuşuna anlatabilirsin. Bunu her seferinde bilmem ne önemli. Kaybedecek vakit yok. Hemen harekete geç ve öndeki işaretleri noktaya get. Tamam. Kımıldadık. Evet kardeşim. Tebrikler. Bunu başarmak hala bir şansın olabilir. Hareket etmeyi bırakma yeter. Tamam. Tamam babişko. Bir kez daha ne yapacağını biliyorsun. İşaret salonuna. Hadi. Tamam. Buraya da gelelim. Evet başka. Fena değil ama formunu korursan iyi olur. Bunun da daha devamı gelecek. Tamam. Kızım yeter kızım. Kızım yeter, kafamızı şişirdin dayı. Zaten bir şeyler toplamaya çalışıyoruz kendimizce. Geberip gideceğiz burada. Anasını siktik evinde. Evet Timmy'ye de geldik arkadaşlar. Timmy. Evet canım. Gel alayım seni bir Timmy. Aylar şeyden önce gelir. Timmy karakterine rahat sığınağı ziyaret ederek ilk kişi olacak. Tamam. Sıkıntı yok. İşte oldu. İstersen diğer aile üyelerini de alabilirsin. Öncelikle kendini belirleyeceksin. Tamam. Önceliklerimizi kendimiz belirleyeceğiz arkadaşlar. Komutanımız bize Timmy güvende ama sığınağın dolu kalması için yiyecek umman lazım. Tamam. Kızım kafamı siktin kızım. Bir sus kızım. Tramboline sokayım kızım. Evet. Vurgulanan çorba konservesini al. Tamam. Burada. Çorba harika bir seçim. 4 kişilik bir aileye bir gün boyunca doyurur. Tamam. Doyursun. Sıkıntı yok. Her Amerika nükleer sınavı bulması gerekir. Birkaç şişe su ara. Bakalım babişko. Şu kızdan var ya gerçekten şimdi şamarlayacağım ya. Ateş sesi çıkartacağım kızdan. Belirli bir miktarda eşya taşıyabilirsen her yuvarlak kaplayacak kadar ağırdır. Daha fazla eşya alınca elindekileri kaptan aşağı, tamam. Kapaktan aşağı atman gerekiyor. Tamam. Sıkıntı yok. Kapaktan aşağı atarsın. Hanım sen ne okuyorsun? Hani? Kapağın yanına tüm eşyaları içeri at. Merak etme, düşünce bozulma. Tamam. Kızım ben ne derdindeyim? Sen trambolin derdini öttüreceğim şimdi seni. Şimdi bingo ufak bir yiyecek sütunu al, tamam. Bir radyo bul. Radyo burada. Tamam. Arkadaşlar biliyorum çok kafanız şişiyor ama. Evet. Şimdi radyoaktifliğine haber almak da faydalı bir şey olmaz. Tamam. Yok. Bazen sirenler çalmaya başlar. Önce etrafta keşif yapmayı birkaç saniye olur ama siren çalınca toparlanmaya başlar. Tamam. Hazırım. Hazırım baba. Arkadaşlar biraz şişmanım. Merak etmeyin bu süre içerisinde biraz kilo verebilirim. Kızım bir şamar geliyor şimdi. Bir şamar geliyor. Arkadaşlar. Henüz 60 saniye 5 yaşa ve öyle toplar. Süre dolduğunda mutlaka sınavın yanında ol. Tamam. Süre bitmeden 5 yaşa toplar. Bunları sınava çıkar. Tamam. Hemen. Seri. Seri baba. Hadi bakalım. Seni alalım mı? Kızım seni de alayım hadi gene kıyamadım sana. Abi baba şey kardeşim. Al bakalım. Hanım olmadan olmaz arkadaşlar. Hanım çok önemli. Bizi alalım arkadaşlar bunları. Lan! Nasıl yer yok? Allah. Çok seriden. Harita almamız lazım arkadaşlar. Olaylar bittiğinde nasıl gideceğiz bir daha? Evet. Konserve. Şunları toplayalım. Tamam. Çorba. Tüfeği de alalım. Tüfek lazım.
Şuradan birkaç çorba da alalım. Birkaç çorba, birkaç çorba, birkaç çorba. Aa, gidiyorum. Aa, gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Tamam. Yapacak bir şey yok abi. Yapacak bir şey yok. Artık hayatta kalmak için ihtiyacın olan her şeyi nasıl toparlayacağını biliyorsun. Ama daha eğitimin başındasın. Tamam. Hayatta kalma eğitimini alt katta devam edeceğiz. Rahat. Hadi bakalım. Oy, göbekten geçtik arkadaşlar. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, başlıyoruz. 73 yıl bu 737 yıl boyunca saklanabilir. Helal olsun. Şu an bir tık daha saygı duydum. Şimdi açalım bakalım. Sınavlaşmaya başladım, tebrikler, ama tatbikat daha bitmedi. Yanında neyi ve kimi getirdiysen burada onlarla birlikte olacaksın. Başka hiçbir şey olmayacak. Bunlardan en iyi şekilde faydalanma gerekiyor. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde dışarı dünya yanarken burada nasıl rahat hayatta kalacağını öğreneceksin. Etrafı keşfet, etkileşime geç. Hayatta kalma gibi henüz açık değilken kapının sınırını içeren insanlar hakkında faydalı bilgiler edinebilirsin. Tamam. Her şeyin bir sırası var. Öncelikle gıdayı ve suyu paylaştırmamız gerekiyor. Kendinin ve yanında getirdiğin kişileri beslenme ihtiyaçlarını karşılamazsan bir daha gün ışığı göremeyeceğinden emin olabilirsin. Eğer yiyeceğini ve suyun varsa bir kişinin resmini altındaki konserve kutusunu seçerek erzakları ona verebilirsin. İstersen karakterin resmine tıklayarak iki erzak aynı anda verebilirsin. Kaynaklarının sonrası için saklamayı da seçebilirsin. Tabii ki, ama normal bir insan su olmadan sadece 4 gün yaşayabilir. Yemek konusunda ise insanları ne kadar aç bırakırsan o kadar zayıf düşerler ve sonunda hastalanabilirler. Onları tedavi etmeye başlarsan bile güçlerini toplamaya birkaç kutu konserveyle uzun zaman gerekecektir. Tamam. Ben baba evlatlarıma hadi evlatlarıma vereyim baba. Evlatlarıma yok. Sen çok şişkosun. Siz ikinize vereyim. İkinize vereyim arkadaşlar. Bize de birer su, hazır buradayken diyet yapmış oluruz. Şöyle. O baba, şş, sen çok alma. Tamam. Bugün burada ilk günün, bulunduğun ortama biraz alışman gerekecek. İnan bana, eğer kendini bir şeylere meşgul etmezsen havalandırmanın sesi herkesi delirtebilir. Güzelce dinlen. Yarın kaldığımız yerden devam edeceğiz. İyi geceler. Hadi bakalım. Uykuya başlayalım arkadaşlar. Şu mızıka sesine de hastayım baba 3 yaşından beri. Ulan daha bir gün oldu. Nasıl sakal lan bu? Oğlum siz ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz lan? Lan daha birinci gün lan. Günaydın felaket zedeler. Umarım iyi bir uyku çekmişsinizdir. Yataklar rahat mıydı? Değil miydi? Buna da alışsanız iyi olur. Ne de olsa daha uzun bir süre burada olacaksınız. Vay anasını. Günlük bir iş olduğu için ilk olarak erzak paylaşımıyla başlayacağız. Ama sonra farklı bir konuya geçeceğiz. İlginizi çekti mi? Çok çekmedi ama olsa da olur, olmasa da olur. Bir oyun bakalım, bakacağız. Güzel, şimdi beni dinleyin. Bir noktadan sonra kaynaklar illa tükenecek. Her şeyden faydalanabilirsiniz. Ama hayatta kalmanın temel şartı yemek ve su bulmaktır. Eğer bunlar biterse daha mısırlı sosis diyemeden siz de bitersiniz. Bu nedenle bazı kaynaklar bulmaları için birilerini yüzeye göndermeniz gerekecek. Tamam. Bunu yapmak için yolculuğa çıkmadan önceki gün hazırlıklar yapmanız gerekiyor. Ama dikkatli olun. Yorgun insanları asla bir keşfe gönderemezsiniz. Bugün hazırlıkları atlayıp doğrudan cesur birini dışarı gönderme adımına geçeceğiz. Ted benim için endişelenmenize gerek yok diyor. O iyi. Mary Jane halinden memnun. Yine bir sorun yok en azından. Mevcut durum düşününde Dolores oldukça sakin. Ulan zaten yemiş. Biz beslemişiz mi lan bunları? Hani çocuk zaten, kız zaten çocuğun hakkını da almış belli ki. Kız zaten 3 tane timi ediyor. Benim karının bütün hakkını yemişim belli. Kadın da zaten röntgeni çeksen arka taraf gözükecek. Hadi bakalım. Timi hakkında söylenecek yeni bir şey yok. Tamam. Dolores.
Bence baba çok su harcamışız ya. Niye böyle olmuş? Su mu almadık? Yok, su da aldık. Neyse. Hadi bakalım. Nükleer çöle birilerini göndermek kolay bir iş değildir. Bunu vaktinden önce bir gaz maskesi olmadan yaparsan o kişinin idam fermanını yazmış olabilirsin. Sağlıklı bir karnı tok insanları gönder. Sağlıklı ve karnı tok insanları gönder. Hasta yaralı veya delirmiş insanlar dışarıda ölme olasılığı daha yüksektir. Aynı anda sadece bir kişi gönderebilirsin. Hadi deneyelim. Şimdi birini dışarı göndermen gerekiyor. Ama normalde keşfe çıkmayı istemezsen kimseye seçmemen yeterli. Dışarıya kim gitsin? Evladım. Canım evladım, sen bu işi yapar mısın? Havaya bakma ulan, yüzüme bak. Şamara çakacağım şimdi. Bence Mary Jane gider. Mary Jane'in zaten her şeyi memnun. Hadi bakalım Mary Jane. Güveniyorum sana canım kızım. Hadi bakayım. Üçüncü gün. Bu bir tatbikat olduğu için keşif kısa bir süre sonra geri gelecek. Kaşif kısa bir süre sonra geri gelecek ama gerçek bir kıyamet yaşandığında dışarı gidenler birkaç gün geri dönemeyebilirler. Bu sırada sınırlarını test edecek başka sorunlarla yüzleşeceksin. En iyi insanların bile ahlaki temellerini sarsabilecek kararlar vermekten bahsediyorum. Nasıl bir hamura sahip olduğunu göreceğiz ama önce yiyecek ve suyu paylaştır. Kimsenin açlıktan ölmesini istemeyiz, öyle değil mi? Tabii ki lan, onlar benim ailem. Ne de olsa ailem. Biraz salaklık var ama olsun. Mary Jane dışarı gitti. Umarız çok kısa süre içerisinde geri döner. Hadi bakalım. Ted bugün bir şeyden şikayetçi değil. En azından çok değil. Dolores için nispeten tamam. O da sakin geçmiş. Tim yakın sürece yeni bir şey yok. Tamam. Baba. Ben yeyim artık be. Sana da bir tane verelim. Birer de. Oğlum ben su içmedim ki. Ben içtim mi su ya? Neyse. Hadi bakalım. Ben bir ordu mensubuyum. O yüzden hayal gücü hakkında pek bir şey bilmem. Ama eminim sen kendi hayal gücünü kullanabilirsin. Şöyle bir senaryo düşün. Çocukların hamsterı bir şekilde sana sığınağa girmeye başarmış. Ama artık biraz biçimsiz görünüyor. Çocuklar tabii ki buna bayılacak ve sen de. Çünkü kendi ayağıyla sana gelen bir yemekten daha güzel ne olabilir ki? Şimdi kararını ver. Onu pişirir misin? Kardeşim, aç kalırsam seni bile yerim. Süper Mario. Tabii ki de. Bizim için çok iyi geçmemiş arkadaşlar tabii ki de. Dolores hep aynı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Biz zaten yıkılmışız. Permatik yok. Hiçbir şey yok. Bizim çocuk salak salak kaç gündür bakınıyor duvara. O da zaten kafayı yedi büyük ihtimal. Bakacağız arkadaşlar. Kız desen gitti gelmiyor. Acep nedendir? Acaba kızım yediler, geberip gitti mi? Hiç bilmiyoruz. İyi seçim. Herkesin boğazından bir lokma geçti ve önümüzdeki günlerde kolay kolay taze et yeme fırsatı bulamayacağız. Yemek yiyebileceğin her fırsatı değerlendirmek lazım. İnan bana, ailenle bundan daha korkunç durumlarla karşılaşacaksınız ve etrafta sizi kurtaracak bir hamster olmayacak. Ted hakkında söylenemeyecek bir şey yok. Bildiğimiz gibi yani. Bugün doları şimdilik iyi geçiyor. Timmy çok iyi huylu. Bu durum ne kadar sürecek acaba? Timmy'e bence Timmy bir şamar istiyor arkadaşlar. Erzak paylaştırma. Sen azıcık fedakarlık yap. Sen anasın. Sen de bugün abi. Oo, çok kötü oldu bu. Hadi lan, bugün de ben fedakarlık yapıyorum da. Şöyle yapacağız. Bugün de ben fedakarlık yapıyorum ulan. Ne su, ne yemek. Bazı durumlarda sahip olduğun ekipmanları kullanman gerekebilir. Ama bazen de belirli durumlar için hayat kurtarıcı olan ekipmana sahip olmayabilirsin. Bu nedenle patlamadan önce yanına mutlaka doğru kaynakları al. Unutma, her eşya bir iş için kullanılabilir. Bugün de ne yapmak istersin? Tüfek temizlemek mi, radyo dinlemek mi, yoksa el feneri kullanarak biraz gölge oyunu oynamak mı? Arkadaşlar bir radyo dinleyelim ya. Bir radyo dinleyelim. Sonra tüfeğimizi temizleriz. Bari ilk günlerden biraz salalım kendimizi. Geri dönmüş lan. Lan ne oldu lan? Lan elini ayağını kaptırmışsın lan.
Lan. Radyo. ABD ordusu ile iletişim kurmanın yanı sıra bulunduğun yere yaklaşmakta olan bir sorundan haberdar olmak için de çok önemlidir. Şansın yaver giderse biraz müzik bile dinleyebilirsin. Haberleri iyi millet, keşif ekibi geri döndü. Ulan bizim götümüz patlıyor, yediğimiz kaba sıçıyoruz. Adamlar orada şarkı çalacak he. Ulan o radyonun antenini kırırım. Cebime de koyarım. Haberleri iyi millet, keşif ekibi geri döndü. Bazen yeni kaynakları, bazen ise hiç dönmezler. Diğer zamanlarda ise kötü bir sakatlık veya daha beteri radyasyon hastalığına dönerler. İnan bana o hastalıklara yakalanmak istemezsin. Duyduğuma göre karanlıkta parlamak sanıldığı kadar eğlenceli değilmiş. Bu sefer keşifimiz yaralandı ama bir ilk yardım çantası doğru şekilde kullanarak iyileşecek. Erzak paylaşımının sırasında bunu kullanabilirsin. Tamam. Ted hayatta kalmak için su içmeli. Mary Jane yaralandı ve bir şeyler yese iyi olacak. Dolores bugün iyi durumda. Minik sığınakta insana kadar iyi en azından. Timmy çok iyi huylu. Bu durum ne karşılayacak? Şimdi Ted su içecek. Mary Jane yaralandı. Mary Jane'e su. Ben de evet hocam. Ulan ne kadar zormuş bu aile doyurmak ya. Vay anasını. Yaşam mücadelesine devam edebilmen için en az bir yetişkin hayatta olması gerekiyor. Hayatta kalan tek kişiyi yüzeye gönderirsen o geri gelene kadar sığınağında ne olup bittiğini öğrenemeyeceksin. Ve geri geldiğinde ise sığınağın çoktan başkasının eline geçmiş olabilir. İyi bir asma kilit sığınağı koruyabilir ama sadece kısa bir süreliğine. Yoğun bir gün oldu. Artık biraz uyu ve dinlen. Bu noktaya kadar gelmiş olman harika. Belki bir gün bu tilki çukurundan çıkabilirsin. Umarım en kısa sürede bunu başarırsın. Ama bir garantisi yok. Arkadaşlar bize maval okuyor. Baksana Timmy sinek yiyecek birazdan açlıktan. Ben bilmiyorum eğer ben acıkırsam arkadaşlar birinden başlayacağım. Eti kimin bolsa ondan yiyeceğim arkadaşlar. Vallahi ben kızımızı yerim arkadaşlar. Vallahi kızım ama babası için bir şey yapsın. Burada da insan doyuruyoruz, değil mi? Şimdi 6. gün. Daha yeni bir dışarı gönderdik ama bugün de birini gönderelim. Olur mu? İlk sefere senden sadece bir şanssızla bir cesur gönüllüyü kurtaracak gönderme istemiştim. Şimdi ise seçtiğin kaşifi bazı vadeli ekipmanlarla kuşatabileceksin. Askerlerini doyur. Sığınağın girişinde buluşalım. Mary Jane çok aç. Ted susuzluğunu giderdi. Mary Jane'e yemek. Ulan aç köpek. Seni az önce doyurduk ya. Bak bu gerçekten bu kızımız değil. Bu gerçekten arkadaşlar. Anasını satayım bu düşman bu. Aç köpek. Ulan az önce doyurduk ya seni. Değil mi? Son zamanlarda sürekli olarak sudan bahsediyorum. Biraz su içmesi lazım. Dolores şimdilik iyi geçiyor. Hadi bakalım. Şimdi Ted susuzluğunu giderdi. Mary Jane çok aç. Ted ve Timmy. Yok, Mary Jane ve Timmy. Mary Jane'e yemek. Ted'e su. Dur, Ted'e mi suydu? Ted'e su. Yok. Timmy'ye su. Bu yaralı ve aç. Sana bunu kullanalım. Bu kadar şimdilik. Bakalım. Sen nasıl ya bu kadar paramparça ettin kendini kızım, ben anlamadım kızım. Oğlum kız paramparça etmiş kendini bak. Yine bizi düşündü, yine feda etti kendini bak. Dışarıda her şey faydalı olabilir. Bazı eşyalar kaşifin hayatta kalma şansını da arttırır. Fark ettiyseniz bir bavulum var. İşimize yarayabilir. Bu bir bavul ile daha fazla eşya taşıyabilir. Hadi bir şey seç. Dışarıya ne götürelim? Dışarıya kim gitsin? Her şey senin için güzel. Timmy'yi gönderelim. Timmy. Hadi bakalım asker. Hadi bakalım. Sen yaparsın kardeşim.
Sen yaparsın. Bakalım. Günaydın millet. Muhtemelen kendinize şu soruyu soruyorsunuzdur. Bu nükleer sığınakta oturmanın ne anlamı var? Neden çıkıp gitmiyorum? Çıkmak intihar etmekten farksız olacaktır. Radyoaktif hastalık seni öldürmese bile devasa akrepler bunu yapacaktır. Ulan ne ara patladı? Ulan 7. günde nasıl devasa akrep oldu ya? Sen bu bilgiyi nereden aldın? Oğlum ben anlamadım. Hiç anlamadım. Neyse. Neyse. Bundan emin olabilirsin. Askerlerimizin gelip seni kurtarmasını beklemekten başka şansın yok. Ulan askerler bizi kurtarmıyor. Orada radyoda şarkı dinliyorlar. Helal. Bu nedenle her iyi vatandaşın tek bir şey yapması gerekiyor. ABD ordusu ile irtibat kurup kurtarılmayı beklemek. Tüm nükleer çöle çıktı. Eğer geri gelmezse ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bir kulu vallahi bir elam. Yapacak bir şey yok. Başka bir şey söyleyecektim de. Mary Jane çok aç. Mary Jane karakterinin tüm yaraları iyileşti. Dolores sadece su istiyor. Ted hakkında söylenebilecek pek çok. Pek bir şey yok. Sorun yok. Hep aynı. Mary Jane sen bugün yemeyeceksin kardeşim. Kızım. Dolores'e su. Tamam. Hayır. Kurtarma timi bugün gelmeyecek ama eninde sonunda seni kurtarmaya geleceğiz. Radyonu açık tut ve yukarıda nükleer çöle çıkmaya hazır ol. Ama dikkatli olman gerekiyor. Orada askerlerimizden başkaları da olabilir. Ulan o adamlar madem orada yaşıyor da biz niye buraya indik? Ulan biz bak burada bir pandismanya bir yalan var burada arkadaşlar. Ben inanmıyorum böyle bir şey olduğuna bak. Diğer insanlar da o zaman büyük akrepler gibi geçirmesi lazım bir şeyler. Ulan. Bence bizi yiyor arkadaşlar bunlar. Bunların hepsi bir oyun. Neyse. Haydutlar gibi veya daha da kötüsü komünistler. Seni ele geçirdiklerinde neler yapacaklarını düşün. O yüzden bu tatbikatın kurallarına uy. Bu kapıyı sadece bir iki kez vururlarsa açacaksın. Anladın mı? İki vuruş. İki vuruşta kapıyı açacağız arkadaşlar. Hadi bakalım. 8. gün oldu. Ulan zaman ne kadar çabuk geçiyor ya. Geri dönmüş. Helal olsun. Yara beresi de yok. Aslanım benim. Güzel. Bazı günlerin çok gergin geçeceğini hatırlatman gerekiyor. Hatırlaman gerekiyor. Hazırlıklı olman gerektirecek. Yaşayın. Bu nedenle keyfine bakabileceğin günlerin büyük bir lütuf olduğunu asla unutma ve bunu keyfin sonuna kadar çıkar. Ye iç ve rahatla. Bir yandan da senin rahat misin olmayan pislik komünistleri düşün. Bunu düşündüğünde hep dertlerini unuturum. Timi için çok endişelilik ama nükleer çölden geri gelmeye başardı ve şu anda bizimle güvende. Metro istasyonuna hasar görmemiş kaynaklar bulmak için iyi bir olayı düşündük ama başka biri de aynı şeyi düşünmüş olmalı ki buralarda yaşayan bir grup insanla karşılaştık. Para birimi olarak mermi kullanıyorlar. Eğer istersek etrafa göz atabileceğimizi söylediler. Biraz daha su bulmak için hiçbir fırsatı geri çevirmeyeceğimiz için tuvaletleri bulduğumuzda hiç tereddüt etmeden tüm şişelerimizi oblanarak radyasyonu sıvıya doldurduk. Ne hoş bir lezzet. Kardeş, vallahi çift lezzet. Hem bok, hem radyasyon. Artı iki su, su bulmuş bak. Ama ölebiliriz. Metro girişinin yanında bir domates çorbası otomatı olduğunu gördük. Bozukluklarımız tabii ki de Edward Panto'nun cebinde kalmıştı. Ama alabildiklerimizi aldık. Ne almış? İki su, iki çorba, bir de mermi almış. Kendi kafamıza sıkarız artık arkadaşlar gelmezlerse. Yapacak bir şey yok. Metro istasyon tüccarları kıyafetlerimizi çok beğendiler. Moda zevklerimize her zaman gurur duymuşuzdur zaten. Ama bize göre dünyanın kıymet yaşanırken yepyeni bir mermi paketine hayır demek olmaz. Ayrıca iç çamaşırı olmadan da kolayca yaşamak mümkün. O yüzden kısa anlaşmayı vardık. Adam donla mermiyi takaslamış arkadaşlar. Çok zeki. Bu çocuk iyi ticaret yapar. Bilet gişelerinin yanında küçük bir araç gereç olanı vardı. Nihayet yıkanabilmek için biraz sabun bulmayı ümit ediyorduk. Burada bulabildiğimiz tek şey bir böcek ilacı kutusu oldu. Olsun, o da güzel. Birazdan haşereler zaten baksana sineye.
Biz yemek arıyoruz, sinek bizi yiyor. Jane, Mary Jane bir şeyler yese iyi olacak. Mary Jane çok susadı ve bir şeyler içmedi. Ted çok susadı. Tamam. Şimdi. Neymiş? Mary Jane bir şeyler yese iyi olacak. Al ulan al, doyuramadık seni ya. Dolores susuzluğunu giderdi. Ted çok susadı. Ted susadı madem. Bakalım, bu da açmış. Bakalım. Tamam. Bir sıkıntımız yok şu an. Sığınağı dolu tuttuğun ve dikkati elden bırakmadığın sürece her şey yolunda gidecektir. Ama verdiğin her karar aradan günler veya haftalar geçse bile peşini bırakmayacak ve gelip seni bulacaktır. Seçeneklerini dikkatlice değerlendir. Bu bir tatbikat ama nükleer füzeler düşmeye başladığında her şey çok farklı olacak. Hadi bakalım. Arkadaşlar 9. güne sağ salim geldik. 9. günde ne var bakalım. Hadi bakalım. Bu senin yerinde olsam, ben senin yerinde olsam kapıyı kontrol ederdim. Tahliye timimiz her an buraya ulaşabilir. Ama dikkatli ol. Bu bir kıyamet sonrası senaryosu ve gelenin kim olduğunu asla bilemezsin. Mary Jane çok aç. Mary Jane sürekli bayılıyor. Ona gerçekten içecek bir şeyler bulmalıyız hemen. Arkadaşlar bence sürekli bunu gönderelim. Bak bu zaten çok yiyor. Bak, çok yiyor bu. Ted susuzluğunu giderdi. Tamam. Neymiş? Aç. Dolores. Dolores galiba benim kafamın etini yiyor arkadaşlar. Galiba kadındırdır. Bu kadın hiç aç değil, hiç susuz değil. Hayırlısı bakalım. Kapıda biri var. Birkaç kez kapıya vurdum diyorsun. Biraz daha dikkat dinlenirse arka arkaya 3 kez vurduğunu anlıyorsun. Kapıyı açar mısın? Hayır. Hayır baba. Ailemi korumam lazım. Olmaz. 10. gündeyiz. Vallahi iyi dayandık arkadaşlar. İyi dayandık. Şimdi doğru karar, beklediğin kapıya vurma şekli bu değildi. Asla tedbiri elden bırakma. Bunu sakın unutma. Dikkatli olup kendini bu işe verirsen kendini ve aileni kurtarmak için bir şansın olabilir. Ya da en azından birkaçınızı. Timi çok aç. Elma suyunu tercih eder. Ulan Timi, bizim götümüzde don yok. Donluk takasladık. Anasını satayım. Adam şey istiyor. Elma suyu istiyor. Neyse. Bunlara bakacağız şimdi arkadaşlar. Ted bugün bir şeyden şikayetçi değil. En azından çok değil. Neymiş? Timi aç. Neyse. Bakalım burada. Ted. Dolores'e su. Mary Jane. Artık yeme be kızım. Yeme be kızım. Kafanda hayali koyunları sayarken kapıyı belirli bir düzenle tekrar olmasını dikkatini aldı. Bir ciddi ciddi kapıyı yumrukluyor. Ve hayır cevabı kabul etmeyeceği gibi gözüküyor. İki vuruş, iki vuruş. Bu kalıp sürekli olarak tekrar ediyor. Kapıyı açar mısın? Evet. İki vuruş baba. İki vuruş olması lazım zaten. Atomik tatbikat. Bakalım. Tebrikler. Cesur askerlerimiz sayesinde artık güvendesin. Ve hep birlikte biraz zamanı turtayabiliriz. Bunu hak ettin. 11 gün hayatta kaldık. 1. gün atomik tatbikatı başlıyor. 8 yeraltı. 10 tatbikatı başarıyla tamamladım. Ulan. Bitti mi? Vay anasını arkadaşlar. Bence çok anlayamadım ama yani güzeldi arkadaşlar. En azından ailemizi hayatta tuttuk. Tabi bu Mary Jane çok yemek yedi ama olsun. Elimizde üstüne evrak da, evrak nereden çıktı? Erzak da kaldı arkadaşlar. İyiydi. Bizi asker amcalar da geldi kurtardı. Valla bence gayet güzel oyundu. Ben çok beğendim. Bakalım arkadaşlar, diğer serisi de gelebilir. Şimdiden arkadaşlar teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bakalım. Şuradan macerayı bitirelim. Bakalım macerayı bitirince ne olacak? Bunu da merak ettik. Bundan sonra hemen kapatırız. Maceramız bitti. Hazırlayanlara da bakalım. Güzel olmuş. Arkadaşlar şimdiden kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Abone olup like atmayı da unutmayınız. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.